Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ARCHICAD programında eskiz render almayı öğreneceğiz. ARCHICAD'de render almadan önce bakış açımızı kaydetmemiz gerekiyor. Böylelikle projemizin etrafında döndüğümüzde veya bunda herhangi bir değişiklik yaptığımızda kaydetmiş olduğumuz görüntünün üzerine tıkladığımız zaman tekrar aynı görünüme kavuşabiliyoruz. Yani buradaki görüntümüz hiçbir zaman bozulmuyor. Ve 3 boyutta görüntülerimizi kaydetmek için buradan direkt olarak sağ tıklayıp şu anki görünümü kaydetmeye basıyoruz. Ve bu görüntüye istersek yeni bir isim verip kaydediyoruz. Böylelikle 3 boyutta bozulmayan görüntüler elde etmiş oluyoruz. Ve bu görüntüleri kaydederken sadece bakış açısı veya projeyi nasıl gördüğünüzü değil, aynı zamanda ışık ve render ayarlarını da kaydedebiliyorsunuz. Yani render'ın alacağınız farklı görünüşleri farklı ayarlarla kaydederseniz, bu görünüşleri açtığınızda kendi ayarlarına ulaşmış olacaksınız. Eskiz render almadan önce projenizde ağaç, insan, araba gibi objeleriniz bulunuyorsa bunların layer'ını kapamanızı öneririm. Çünkü eskiz render alırken bunlar çok güzel görüntülenmiyor. Eskizin daha çok karmaşıklaşmasına sebep oluyor. Ve eğer bu tarz objeleri render'ınızda göstermek istiyorsanız bunları Photoshop benzeri programlarda eklemeniz sizin için daha hızlı ve kolay olacaktır. Bu yüzden ben öncelikle dış mekandaki objelerimin layer'ını kapatıyorum. Ve daha sonra bu sahneye geldiğimde tekrar buradaki objeleri görüntülemeyeyim diye sahneme sağ tıklayıp şu anki ayarlarla tekrar bu sahneyi kaydediyorum. Eskiz render almak için dokümentten render ayarlarına gelmemiz gerekiyor. Bu pencereye eğer daha kolay ulaşmak isterseniz Windows'dan Toolbar kısmından 3 boyut görselleştirme araçlarını açabilirsiniz. Şu an benim ekranımda bu araçlar menümün üst kısmında burada bulunuyor ve eğer render ayarlarına daha hızlı ulaşmak istersen buradaki seçeneğe tıklayabilirim. Bu şekilde eskiz render almak için öncelikle render motorumuzu eskize ayarlamamız gerekiyor. İsterseniz buradaki sahneler kısmında eskiz sahnelerini bulup buradan herhangi bir sahneyi seçerek de renderınızı alabilirsiniz ve böylelikle buradaki sahneler kendi ayarlarıyla birlikte buraya gelmiş olur. Bu listede en iyi çalışan seçeneğin bu olduğunu söylemeliyim. Ama ben şu an bu render'ı kendi ayarlarımla almak istiyorum. Bu yüzden size genelde kullandığım ayarları göstereceğim. Tabii ki bu ayarlarda siz kendi sahnenize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Ben burada temel olarak kullandığım seçenek pen cut ve çizgi rengimi siyah olarak ayarlıyorum. Buradaki seçeneklerin hiçbirini ilk başta tikli hale getirmiyorum. Bunları daha sonra tek tek ekliyorum ve bunu birazdan öğreneceğiz. Buradaki iyileştirmeler kısmındaki tüm ayarları sıfıra indiriyorum. Sketch çizgisi kalınlığını 50'ye getirip çizgi bozulmasını ve gerilmesini sıfır yapıyorum. Hatch için çizgi kalınlığını 20'ye getiriyorum. Diğer ayarlar yine sıfırda kalıyor. Ve gölge için çizgi kalınlığını 100 yapıp gölgenin koyuluğunu 10'a indiriyorum ve boşluk yoğunluğunu da sıfır yapıyorum. Arka plandaysa genelde beyaz renk kullanıyorum ama bu da tabii ki sizin tercihinize kalmış. Eskiz render almadan önce burada yapmamız gereken bir diğer ayarsa alacağımız render'ın ölçülerini ayarlamak ve eskiz render'ında küçük boyutlu çalışmak render'ımızın kalitesini düşürüyor. Bu yüzden mümkün olduğunca büyük boyutlu çalışmalıyız ki eskiz render'ımız düzgün çıksın. Aynı zamanda eskiz render'ında buradaki ön izleme de düzgün çalışmıyor. Bu yüzden burayı kullanmamızın hiçbir anlamı yok. Şimdi bu şekilde buradaki taramam, gölgem ve pencerelerimin saydamlığı özellikleri aktif değilken yaptığım ayarlarla bu şekilde küçük boyutlu render almaya çalışıyorum. Ve görüldüğü gibi render süresi zaten eskiz render'ında çalıştığımız için çok kısa sürüyor. Ama boyutumuz küçük olduğu için buradaki çizgilerin hepsi birbirine karışmış durumda. Bu yüzden buradaki piksel sayımı büyütüyorum ve aynı sahnenin diğer ayarlarını değiştirmeden tekrar render'ını alıyorum. Görüldüğü gibi boyutumuz değiştikçe aslında eskiz render'ımız daha iyi çalışıyor. Bu yüzden burada az önce almış olduğum render'ı siliyorum. Bu şekilde sahnemin sadece dış hatları belli olacak şekilde bir render aldım. Ve tekrar ayarlarıma gelip buradan bu sefer vektörel hatch özelliğini aktif hale getirip aynı sahnenin render'ını alıyorum. Görüldüğü gibi hatch özelliği aktifken render'ımızdaki yüzey malzemelerinin taramaları belli oluyor.
Şimdi bunu kapatıp gölge ayarını aktif hale getiriyorum ve bu şekilde tekrar render alıyorum. Eskiz render'ı alırken render süremiz gölge özelliği seçiliyken uzuyor. Çünkü render'a daha fazla çizgi işlenmiş oluyor bu özellik aktifken. Ben bunları tek tek ayrı ayrı ekliyorum. Her birinin render'ını ayrı ayrı alıyorum. Ve daha sonra Photoshop'ta bunları üst üste bindiriyorum. Böylelikle daha iyi sonuçlara ulaştığımı düşünüyorum. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz veya bunların hepsini aynı anda almayı da deneyebilirsiniz. Bu şekilde aldığım render'da görüldüğü gibi 3 boyutta gördüğüm gölgeler aynı şekilde eskiz render'ıma da yansıyor. Ancak buradaki camların arkasını göremiyorum çünkü buradaki saydamlık özelliğini aktif hale getirmedim. Gölge render'ını aldıktan sonra yapacağım işlem de bu yüzden sadece saydamlığın aktif olduğu şekilde bir render almak. Ve render almak için tekrar 3 boyuttaki sahnemi aktif hale getirmem gerekmiyor. Yani sadece render penceresindeyken buraya basmam render almam için yeterli. Bu şekilde sadece saydamlık aktifkense görüldüğü gibi camın arkasındaki çizgilerle bizim dış hattaki çizgilerimizin kalınlığı aynı. Yani bu şekilde aldığımız renderde buradaki çizgiler birbirine karışıyor ve arkada önde gibi bir fark hissedemiyoruz. Bu yüzden son bir kez olarak da buradaki saydamlık aktifken aynı zamanda gölgeyi de aktif hale getirerek tekrar bir render alıyorum. Tabii siz buradaki çizgi kalınlıklarını, gölge yoğunluğunu ve diğer ayarları kendi almak istediğiniz etkiye göre değiştirebilirsiniz. Eskiz render'ı alırken render süresini uzatan seçenek gölge seçeneği olduğu için size tavsiyem. İlk başta buradaki seçeneği aktif hale getirmeyin. Zaten eskiz render'ı olduğu için ARCHICAD bunu çok kısa sürede alacak. Ve bu şekilde çizgi kalınlıklarınıza, taramalarınıza, bunların yoğunluğuna bakabilirsiniz. Ve almak istediğiniz etkiye göre buradaki çizgi kalınlıklarında ve diğer ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz. Sonuçtan memnun olduğunuzda ise buradaki gölge seçeneğini aktif hale getirip renderinizi o şekilde de alabilirsiniz. Ama bunların üçü de aktif olduğunda buradaki özelliklerin hepsi üst üste biniyor ve biraz daha karmaşık bir render oluşuyor. Bunların hepsinin ayrı ayrı renderini aldıktan sonra Photoshop'ta bunları ayrı layer'lar halinde etkileyebiliriz. Ve bu şekilde gölge ve saydamlık aktifken görüldüğü gibi buradaki pencerelerim daha karanlık çıkıyor. Aynı zamanda bu camların arkasındaki objelerimi de daha arkada olacak şekilde görebiliyorum. Yani burada sadece gölge aktifken baktığımızda buradaki pencerelerim bunun kadar karanlık değildi. Veya sadece saydamlık aktifken az önce de söylemiş olduğum gibi bu çizgilerin hepsi aynı kalınlıktaydı. Bu şekilde gölge ve transparanlığı aktif hale getirip render aldığımızda ise arkada önde etkisini daha iyi algılayabiliyoruz. Ve şimdi burada yapacağım şey almış olduğum bu renderlerin hepsini farklı kaydedip Photoshop'a atmak. Kaydetmek için File Save As'a geliyorum. Bilgisayarımda kaydetmek istediğim herhangi bir yer seçiyorum ve ben genelde bunları JPEG değil TIFF olarak kaydetmeyi seçiyorum. Çünkü söylediğim gibi eskiz render'ı alırken büyük boyutlu çalışmak gerekiyor. Ve eğer biz bu renderlerimizi TIFF olarak kaydedersek Photoshop'ta daha kolay çalışabiliyoruz. Burada aldığım ilk render'ım sadece projenin dış çizgilerinin aktif olduğu render'dı. Bunu bu şekilde kaydediyorum. Bu taramalarımın aktif olduğu render'dı. Bu sadece gölgemin aktif olduğu render'dı. Ve bu seçenekte sadece saydamlık aktifti. En son aldığım render ise gölge ve saydamlık özelliklerinin aktif olduğu render'ımdı. Bunları kaydettikten sonra Photoshop'ta sıralı bir şekilde bu layer'ları üst üste bindirmem gerekiyor. Bu yüzden Photoshop'a gelerek ilk olarak dış hattımın aktif olduğu layer'ı Photoshop'a atıyorum. Daha sonra üzerine buradaki hatch render'ımı atıyorum. Ve bunun üzerine de gölgeyle saydamlık layer'larını atıyorum. Bunları üst üste bindirdiğim için alttaki layer'ları göremiyorum. Bu yüzden
alttaki layer'ları görmek istiyorsam, bunların modunu normalden multiply'a getirmem gerekiyor. Bu şekilde alttaki layer'larımı da görebiliyorum. Şimdi yapmam gereken şey bunların opasiteleriyle oynamak. Mesela burada camın arkasında görmem gereken şeylerin opasitesini daha düşük yapıyorum. Gölgelerimin opasitesini ise biraz daha düşürüyorum. Ve eğer projenizin dış hattının çok belirgin olmadığını düşünüyorsanız, buradaki layer'a gelip bu layer'ı kopyalayarak en üste alabilirsiniz. Tabii bunun modunu da multiply'a getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde projenizin dış hattını daha belirgin hale getirebilirsiniz. Ama bana göre buradaki çizgiler çok yoğun. Bu yüzden bu layer'ı siliyorum. En arkaya yeni bir layer atıp zeminimin de opasitesini biraz düşürüyorum. Bu şekilde buraya atmadığım tek layer, burada son olarak aldığım gölge ve saydamlığın bir arada bulunduğu render'ım. Bunu da tekrar projeme atıyorum ve modunu multiply'e getiriyorum. Bunu buraya atmış olmamın sebebi aslında gölge ve saydamlık ayrı ayrı etkinken aldığımız render'la bunların bir aradalığında aldığımız render'ın farkını göstermek. Bu yüzden buradaki az önce atmış olduğum layer'ları kapatıyorum. Ve bu layer'ın opasitesini de yine biraz daha düşürüyorum. Bu şekilde az önce de belirtmiş olduğum gibi hem projemdeki pencerelerim daha koyu çıkıyor. Yani gölge yoğunluğu daha doğru orantılı bir şekilde yapılmış durumda oluyor. Hem de camlarımın arkasında görülecek bir şey varsa bunların arkadalığı daha belirgin hale geliyor. Ama bu iki özelliğin renderlarını ayrı ayrı aldığımda bu şekilde bir etki elde etmiş oluyorum ve bunların opasiteleriyle ayrı ayrı oynayabiliyorum tabii ki. Ama benim burada almak istediğim etki buradaki etki. Bu yüzden buradaki layer'larımı siliyorum. Bunları sadece size göstermek için almıştım. Şimdi buradaki render'ımın boyutunu biraz küçültmek istiyorum. Bu yüzden bunu cropluyorum. Ve bu şekilde cropladığımızda Photoshop tüm layer'ları birleştirmiyor. Yani hala ayrı layer'larda çalışmaya devam edebiliriz. Command ya da Ctrl-D deyip seçimi iptal ediyorum. Bu şekilde hazırlamış olduğum eskiz render'ında farklı bir etki yaratmak istersen buraya yeni bir görsel atıyorum. Ve atmış olduğum bu görselin boyutunu kendi çalıştığım sayfayla eşit olacak kadar büyütüyorum. Yani bunun formunu bozuyorum ve bunun şu an hiçbir önemi yok. Daha sonra tabii ki bunun modunu da multiply yapıyorum. İstersen bu görseli kendi renginde kullanabilirim ama ben bunu gri bir tona getirmek istiyorum. Bunun için Hue Saturation'a gidip bunun rengini alıyorum. Yani bunu gri bir hale çeviriyorum. Ve buradaki tonların koyuluğunu değiştirmek istersem bunu parlaklık ve kontrasttan veya levels'tan yapabilirsiniz. Ama ben şu an levels'ı kullanıyorum. Veya buradaki seçeneklerin birçoğundan istediğiniz etkiye ulaşabilirsiniz. Bunu biraz daha koyu hale getirmek istiyorum. Yani biraz kirli bir sayfa görünümü vermek istiyorum. Daha sonra bunun opasitesinde veya yönünde değişiklik yapabilirim ama bunu geri alıyorum. Yani kısacası almak istediğiniz etkiye göre bu şekilde çalışmalar deneyebilirsiniz veya arka plana hiç bir görsel atamaya da bilirsiniz. Bu tamamen tercihe bağlı. Ve bunu kaydetmek istediğinizde, yapmış olduğunuz bu işlemleri kaydetmek istediğinizde, sonuçtan memnun olduğunuzda yapmanız gereken şey buradaki layer'ların hepsini seçip sağ tıklayarak ve buradaki seçeneklerden herhangi birine tıklayarak tek bir layer'da birleştirmek. Bu şekilde dosyalarınızı daha sonra istediğiniz formatta bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bu dersimizde ARCHICAD programında eskiz render almayı ve aldığımız bu render'ı Photoshop'ta işlemeyi öğrendik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.